Esselamun aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak da yeni gelecek hikayelerden haberdar olursunuz. Keyifli dinlemeler. Hocanın köyüne gidiyor olmamız beni ne kadar sevindirse de gözümün önünden o an hiç geçmiyor. Elindeki çiçekle Zeyneplerin evine girerken gördüğüm doktoru parçalamak istiyorum. İçim içime sığmıyor. Selim, yüzümdeki bu donmuşluğu anlamış olmalı. Omzuma doğru bir yumruk attı. "Kendine gel be oğlum Levent. İyice kafayı yedin ha. Sakin ol." dedi. Demesini dedi ama dayanamıyorum dedim. O kadar sinirliyim ve öfkeliyim ki çiğ çiğ etini ısırabilirim onun. Ben öyle seviyorum Zeynep'i lan diyerek iyice deliye dönmüş gibi sinirlenmiştim. Bak o halini sevmeye başladım işte. İstediklerini almak için gözünü bile kırpmayacaksın Levent diyordu. Haklıydı aslında Selim. Onun gibi kararlı, çekirgen olmasaydım belki de şu anda zengin olmuştuk çoktan. O her zaman bu dünyada yaşamak istemediğini, sürekli olarak farklı dünyaların insanı olduğunu söyler. Zenginlik onun için her zaman olması gereken bir şeydi. Fırsat karşısına çıktığında gözünü bile kırpmadı. Direkt işe girişti. Ben ise korkarak sadece onun arkasında ölüp ölmemek üzere kendisini sorgulayan biri kaldım. Aslında Selim'in yolundan gitmek en mantıklısı. Şimdiye Zeynep'e sahip olmuştum belki de. Uzun uzun sohbet ederek yolu tamamladık. Sonunda köyün önüne geldik ama köyün girişinde bizi beklemiyor. Evin adresini söyledi mi diyerek sordum. Söyledi söyledi, merak etme, halledeceğiz. Şimdi senden istediğim birkaç bir şey var dedi. Arabadan indi, bagaja doğru geçti. Ben de inip yanına ilerledim. Bagajı açtığında arka tarafta silahlar var. Bunlar ne lan? Hocayı mı vuracaksa manyak dedim. Hayır hayır, öyle bir şey değil. Şu silahı al, emniyette kal. Ne olur ne olmaz oğlum. Köyde yaşayanlar belki cinlidir, kafayı yemiştir. Ayağını denk alacaksın buralarda. İşimizi şansa bırakmayacağız. Baktık ki durum vahim gidiyor. Gerekirse kafasını sıkacağız. Zaten köy terk edilmiş. Bu yaraları görmüyor musun? Buraya jandarma bile kontrole gelmiyor. Burada birini öldürsek zaten kimse bilemez. Merak etme, silahlar temiz, kimsenin üzerine değil. Öyle olsun dedim, aldım belime koydum. Selim haklıydı. Girecektik köye ama nasıl çıkacağımızı bile bilmiyoruz. Peki ev? Evi nasıl bulacağız hocanın? Ben sizi çağıracağım evime dedi. Sadece köyün içine girin, yürümeniz yeterli demişti. Nasıl olacak bilmiyorum ama sorgulamak da istemiyorum. Haydi giriyoruz diyerek arabayı kilitledi. Köyün içine doğru ilerledik. Köyde yerde birçok eşya var. Evlerin içlerinden çıkartılmış, etrafa doğru dağılmış. Hatta yoğurt kovalarını gördüğümde, bunlar eski yıllardaki yoğurt kovaları değil mi? Ne zamandır gelinmiyor bu köye diyerek sordum. Baktı yere doğru. Bilmiyorum ama oğlum, buradaki herkes helak olmuş deniyor. Cinler alıp götürmüş lan. Düşünsene, biz cinlerle artık dostuz. Onlar bize altınını verdi diyerek gülüyor. Gerçekten Selim bazen o kadar psikopatça gülüp o kadar saçma saçma cümleler kuruyor ki aklını kaybettiğini net olarak düşünüyordum. İlerlememiz devam etti. Birkaç sokaktır yürüyoruz ama sokaklar birbirleriyle bağlantılı olduğu için oldukça uzun yürüyoruz. Yoruldum. Ben kenarda biraz oturacağım oğlum. Arıyorsan ara şu hocayı, artık bıktım dedim. Üstümde neredeyse sırılsıklam olmayan yer kalmamıştı. Merdivene doğru oturduğumda üst taraftaki kapı bir anda sert bir şekilde çarptı. İrkildim. Korkuyla beraber de belimdeki silahı çıkararak emniyetini açtım, yukarıya doğru tuttum. Selim hemen el bileğimden tutarak etrafına bakıyordu. Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Gizli gizli duracaktı bu. Hiçbir şey olmadan çıkardın şimdi. El alemin cini var, bir şeyi var, görecek. Sok şunu içine diyerek tekrardan benime doğru itiledi. Söylediği gibi yapıp emniyeti kapatıp benime doğru soktum. Fakat yukarıdan gelen kapı kilitlenme sesi normal değildi. Sanki elle kapatılmış gibi. Çünkü güneş direkt olarak vuruyor, soğuk bir hava yoktu o gün. Tamamen güneş tepeden vurduğu için boğucu bir sıcaklık var. Sen burada bekle dedi Selim. Merdivenlerden yavaşça korkuluktan tutunarak yukarıya doğru çıkıyordu. Diğer evlerin merdivenleri elle yapıldığı için hep yıkık dökük. Bu merdiven özel olarak bir inşaat tarafından yapılmış gibi. O kadar sistematik ki yepyeni gibi duruyor. Acaba bu evde mi yaşıyordu? Beklenilen işaret bu muydu? Arkasından merdivenlerden çıkmaya başladığımda Selim sakin şeklinde yere doğru parmaklarını indirdi. Tamam dedim. Merak etme, heyecanlanmadım. Sadece ben de gelip bakmak istiyorum. İçeride tıkırtı duyuldu.
Tıkırtı normal bir insanın yaptığı bir tıkırtıya benzemiyor. Sanki tavandan dolayı yürüyen birisinin gelen ayak sesi gibiydi. Kapıya doğru geldiğinde yıkık dökük şekilde kapı. Merdiven yepyeni olmasına rağmen kapı yıllardır kullanılmayan harabe bir evin kapısıyla aynı. Kilit iki tarafından tutulur şekilde çivilenmiş. Fakat kilit takılı olmadığı için el gücüyle direkt sökülebilir çiviler. Çürümüş zaten paslanmıştı. Yavaşça ayağıyla destek aldıktan sonra kilitleri geriye doğru çekti. Bir hışımla kapı zaten o güçle beraber açılmıştı. İçeriden yürüme sesi bir daha geldi. Selim sessiz, sessiz diyerek uyarıyor. Belinden silahı çıkardı, emniyetini açtı. Yavaşça içeriye doğru girerken etrafa doğru doğrultuyor. ''Hocam sizin eviniz mi?'' diyerek seslendi. Birkaç defa attı. Hiçbir şekilde ses gelmedi. Odaların kapılarının hepsi kırılmış, kendi içlerine doğru düşmüşler. Bütün kapılar açık zaten. İçerideki çoğu eşya duruyor. Duvarda odun kırmak için veyahut boya yapmak için giyilmiş eski giysiler de var. Poşetler bile duruyor sıkı şekilde. Buzdolabının etrafını örümcekler bağlamış. Evin her yerinde böcekler geziyor. İçerideki odanın birinden yere doğru düşen bir top sesi geldi. Sonrasında yuvarlandı. Odadan çıkarak Selim'in ayağına doğru geldi. Selim oraya doğru odaklandı. Silahını oraya doğru doğrultuyor. ''Hey, kim varsa orada ortaya çıksın. Bak, küçük sıçan, herhangi bir şekilde bir çocuksan da seni vururum. Hiçbir şekilde kaçamazsın. Elimde silah var ve sadece dışarıya doğru gelmeni istiyorum. Merak etme, sana zarar vermeyeceğim. Sadece bu köyde izinsiz gezmenin yasak olduğunu bilmeni istiyorum.'' dedi. Bana doğru baktı. Hiçbir ses gelmiyor. Bilmiyorum tarzında başımı salladım. Silahını iyice keskin şekilde tutacakmış gibi kavradı. İçeriye doğru girdi, bir anda soluna doğru çevirdi. İçerisi küçük bir oda. Yıkılmış bir divan var. Sol tarafındaki demirler eğilmiş, hatta buraya gelen insanlar büyük ihtimalle duvarın dibinde ateş yakmışlar. Yukarıya doğru simsiyah bir is oluşmuş. Sanki aynaya benzeyen yuvarlıkta olan bu is, yan tarafında kırmızı bir yazı yazıyor. Şu yazı neymiş ben bir bakayım dedim. Sağ tarafa doğru baktığımda yazının Garia olduğunu gördüm. Garia. Selim ne yazıyor diyerek sordu. Garia diye bir şey ama hiçbir zaman duymadım. Arapçada böyle bir anlam varsa da bilmiyorum. Daha derin bir anlamı olabilir. Veyahut buradaki yaşamış eski kökenli köylülerden birinin ismi de olabilir. Bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok. Tamam o zaman. Hadi şu hocayı bulalım veyahut arayacağım artık. İşaret verecekse versin, sinirlenmeye başladım dedi. Merdivenlerden aşağıya inerken kapı üzerimize kapandı. O evde kesinlikle bir şey var ama insan değil, bundan eminim. Belki de ismi Garia olabilir. O yüzden çok üstelemek istemedim. Selim öylece kapıya doğru bakıyordu ki kolundan tutup haydi inelim inelim. Belli ki bizi istemiyorlar burada. Hızlıca hocanın evini bulalım. Yoksa başımız daha çok belaya girecek. Tamam, doğru söylüyorsun dedi. Merdivenlerden tamamen indi ama hala oraya ara sıra bakıyor. Sokağın sonuna doğru aşağıya indik. İnmemizle beraber dumanı yanan bir baca gördük. Hava sıcak olmasına rağmen işaret bu olabilirdi. İleride, köyün çıkışına yakın bir mevkide sapasağlam duran bir bina. Aslında taş yapılardan burada çok yoktu. O evin taş yapıdan olması zaten işaretin ta kendisi olmalı. İşte burası oğlum, bulduk dedim. Selim direkt koşar adımla öne atıldı. Haydi 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 hızlı diyerek koşuyor. Ben de arkasından koşmaya başladım. Evin önüne geldiğimizde iki kapı bir araya getirilmiş şekilde demonte edilmiş. Yarısı ya dışarıda ya da içerideymiş gibi duran garip bir kapı. Ama kesinlikle kapı yerinde değil. Dışarıya doğru düşecekmiş gibi bir görüntüsü var. Kapıya yaklaşıp yaklaşmamakta çekindik ama yerden bir taş aldı Selim. Kapıya doğru sertçe attı. Birkaç defa daha yaptığında içeriden hocanın bağırma sesi geldi. ''Açıyorum, atmayın artık taş.'' diyerek bağırdı. Sessiz bir şekilde beklemeye başladık. Uzun sürüyordu gelmesi. Bir iki dakika sürmesi birazcık şüphelenmemize neden oldu. Selim ne olur ne olmaz diyerek arkada ellerini kavuşturdu. Herhangi bir terslik olursa silaha yakın olmasını istiyor ellerinin. Kapı açıldı. Hoca bize doğru baktı. Önce sağına doğru sokağa döndü, elini kaldırdı. Sonrasında soluna doğru döndü, elini kaldırdı. ''Bunlar benim arkadaşlarımdır. Takip etmenize gerek yok.'' dediğinde
Selim'le birbirimize baktık. Bu cümle korkutucuydu. "Haydi gelin," dedi. Kapıyı açık bırakarak içeriye doğru girdi. "Selim, ben önden gideceğim. Arkamdan gelsen. Ne de olsa cesaretli olan benim," diyerek pis bir gülüş atarak merdivenlerden çıktı. İçeriye girdi, ben de arkasından. Kapıyı kapattığımda "Yukarıya gelin çocuklar," diyerek bağırdı. Merdivenler tahtadan ama eski bir kahta değil bu. Yeni bir parke hatta. Lüks, oldukça da yeni. Duvarlarda asılı olan mumların üzerinde Arapça harfler yazıyor. Her duvarın başka bir tarafında ise değişik bir yazı var. Yazıları anlamıyorum. Çok farklılar. Kelimeler kesinlikle Arapçanın karşılığı değil. İbranice'ye benzeyen yazılar da var. Büyücülerin genellikle insanlara halüsinasyon gösterebilen cinlerle beraber çalıştıklarını biliyorum. Bu yüzden çıktığım merdiven sayısını saymak istedim. Tam 21 basamak. Ama 6. basamağın altında bir boşluk var. Çünkü tahta aşağıya doğru ağırlığından dolayı eğildi. Kesinlikle altında bir beton veyahut destek verici bir şey yok. Bir şey saklıyorsa onun altında saklıyor. Bunlar önemli şüphelerdi benim için. 6. basamaktan sonrası ise eski halinde. Tam 21 basamak. Yukarıya çıktığımızda hoca önünde kazana benzeyen bakırdan bir tepsi var. Hazır almadığı kesin. Tepsi aşağıya doğru özel olarak derinleştirilmiş, bakırları tek tek el işlemeciliğiyle yapılmış. Bir demircide dövüldüğü belli. "Gelin, şöyle oturun," dedi. Söylediği gibi geçip oturduğumuzda başını yukarıya doğru kaldırıp tesbihi kenara attı. Aşağıya doğru birine sesleniyor. Arapça bir şekilde. "Misafirlerim var hanımım, bana ayran getir." Bunu söylemesiyle beraber aşağıdan tabak çanak sesleriyle beraber sesler gelmeye başladı. Bu köyde tek başına yaşamaması akıllıca bir şey. Yoksa kafayı yerdi. Zaten cinlerle kafayı bozmuş. Aklı benliği nasıl yerinde olduğunu düşünüyorsam ben de. Hoca gözlerimin içine doğru baktı. "Demek sen istiyorsun büyüyü. Daha sonrasında da sen Selim Efendi. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Kızı istiyorsan buraya kadar getirtebilirim. Hemen buradan alıp kaçabilirsin ama unutma. Define için anlaşma yaptınız. 15 yıl boyunca o hapisli cinlerin köyündeki aldığınız definenin etrafındaki bir köyde yaşamak zorundasınız." "Hah," diyorsan korkmuyorum. "Sizinle beraber burada kalırım. Bütün evler senin. İstediğin gibi yenilet. Getir, döşe, hatta yenisini dik. Biz zaten buradayız, komşu oluruz ha," diyerek pis pis gülüyordu. Gülüşünde ağzı açıldığında dişleri tamamen sökülmüş, dipleri artık kararmış, samimiyet gösterisi olarak bacağıma vurmak için eğildiğinde ise ağzı dişlerinin bazılarının demirlerle tutulduğunu gördüm. Altından dişi de vardı. Zaten avize bile altın kaplama. Kesinlikle paramül, bu ölçe için en değerli şeylerden biri. Merdivenlerden biri çıkmaya başladığında kulak kesildim oraya doğru. Çıkan şey her neyse ağırlığı çok yok. Tahtalar çünkü biz çıkarken parkeler gıcırdayabiliyordu. Hatta basamakları saydım. Altıncısında ağırlığı olup olmadığını merak ediyordum. Çünkü onun eşinin insan olabileceğini düşünmedim. Tam da düşündüğüm gibi. Altıncı basamağa geldiğinde ses normal çıkmıştı. Herhangi bir ağırlık vermedi diğerlerindeki gibi. Hafif, çok sakin bir şey. Peçeli bir şekilde yukarıya doğru çıktı. Sadece göz bölgesi görünüyor, yüzünün her tarafı boyanmış. Fakat gözlerine doğru bakmak imkansız. Başını tamamen aşağıya çevirmiş şekilde yere bakıyor, öylece hürmet edermiş gibi dizlerini kırarak tepsiyi bize doğru uzattı. Üzerindeki çarşaf çok uzun. Hem ellerini hem de ayaklarını kapatıyor. Aldık, elimize aldık bardakları ama hocaya doğru döndüğümde "Burada tek başınıza yaşadığınızı düşünüyordum. Sizin de bir eşinizin olması beni mutlu etti. Genellikle büyücüler hakkında yani siz hocalar kalpsiz oldukları söylenirdi küçükken bize." Hoca böbürlenerek karnını tuttu. "Öyle şey mi olur ya? Biz tabii ki evleniriz. Ama genellikle insanlarla değil," diyerek tekrardan gülüyordu. Kadın başını kaldırdı. Gözleri zifiri karanlık. O kadar karanlık ki Selim elindeki bardağı bir anda sallayarak ayranı yere doğru döktü. Üstü başı neredeyse batıyordu. "Sakin ol be Selim, sakin," diyor. "O bize bir şey yapmaz. O benim eşimdir. Beraber büyüdük. Hatta çocukluktan beri benimle," dedi. "Bu ilimleri onun sayesinde öğrendim. Bu köyde de onun kabilesi yaşar," demesiyle pencereler bir anda vurulup kapandı. Hemen bardağı kenara doğru koydum.
Ellerimi kavuşturdum, hocaya doğru döndüm. Hocam, biz daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Bizim şu işi halletsek, hemen gitmek istiyoruz köye. Zaman biraz dar, biliyor musunuz? Çok acele olmalı yani. Hafta sonu gelmeden bu işi halletmeliyiz demiştim. Hallederiz, merak etme. O peçeli kadına doğru döndü. Arapça bir şeyler söylediğine, aşağıya gidebilirsin dercesine. Tepsiyi düzeltti elindeki. Tekrardan merdivenlerden inerek gidiyor. Çok korkuyordum. Ne kadar belli etmemeye çalışsam da Selim bana doğru baktığında anlamıştı benim korktuğumu. O zaten korktuğunu belli ediyor çünkü elinde tuttuğu yarısını döktüğü ayranına olan bardak sürekli olarak titriyor. Hoca başlayalım demesiyle ayağa kalktı. Üzerindeki cübbeyi çıkardı, tesbihi alarak yukarıdaki bir rafa doğru koydu. Rafta bir şeyler düşünerek tek tek şişelere bakıyor. Ne istiyordun? Kız alacağız değil mi dediğinde hayır hayır dedim. Sadece babasının aklına girmenizi istiyorum. Benim hakkımda birazcık olumsuz düşünceleri var. Eğer kızın da gönlünün benimle olduğunu zaten bildiği için kabul ederse evlenmemizi, direkt olarak zaten Zeynep'in benim olacak. Tamamdır. Burada diyerek eline bir şişe aldı, yukarıya doğru atıp tekrardan avucunun içine düşerken sıkıca havada tuttu. Öyle bir şey yapacağım ki adam seni öz oğluymuş gibi sevecek. Fakat bu kıyamı unutmamanızı istiyorum. Sizden bir ricam olacak dedi. Nedir diyerek sordu. Selim de şaşkındı. Bizden ne isteyebilir ki? Zaten etrafında yüzlerce cini var. İstediği gibi büyüyle yönetiyor hayatını. Bizden isteyebileceği bir şey yok diyerek düşündüğümüzde dışarıdan o ses geldi. Topun yuvarlanma sesi. Selim'le birbirimize korkuyla baktığımızda hoca da tedirgin olmuş gibiydi. Elindeki şişeyi hemen tepsinin yanındaki masaya doğru bıraktığında koşup pencereye ilerledi. Pencere kalın siyah bir perdeyle kapalıydı. Perde o kadar siyah ve kapalıydı ki yorgandan yapıldığını düşünüyordum zaten. Yavaşça perdeyi araladı, dışarıya doğru baktı. Perdeyi kapatır kapatmaz da arkasını dönerek bir şeyler okumaya başladı. Alt taraftan bağırış sesi gibi Arapça konuşmalar, daha sonrasında yer yerinden iniyormuşçasına duvarlar bile titremeye başladı. Onları mı uyandırdınız? Evine mi girdiniz lan yoksa? Herhangi bir eve girdiniz mi diyerek bize doğru baktı hoca. Selim, evet girdik ama yani kapı sesi gelince sizin eviniz zannettik. Kapı sesi mi? Kapı kapandı mı açıldı mı? İlk başta kapı kapandı mı açıldı mı diyerek tekrardan sordu. Açıldı. Zaten açıldığı için davet ediyorsunuz sandık. Çok durmadık oranın yani insanlar tarafından. Yani Selim hiçbir şey anlatamaz şekilde kilitlenmişti. Sakin olun tamam dedi hoca. Aşağıya doğru indi. İnmesiyle beraber kapının açıldığı sesi duyduk. Açıkçası aşağıya bakmak istiyordum. Çok merak ediyorum aşağıda ne oluyor. Hemen ayağa kalktım. Selim ne yapıyorsun lan dur diyerek arkamdan çekiştirse de eline doğru vurup kurtuldum. Merakıma yenik düşmüştüm. Parmak uçlarımla ses çıkarmadan aşağıda hala eşi varsa da beni duymasını istemiyordum. O kalından olan perdenin yanına doğru yaklaştım. Yavaşça aralıktan bakmak için parmağımla ittirdim ama simsiyah varlıklar var. Bunlar cin mi? Ne bunlar böyle? O kadar iğrenç görünüyorlar ki elleri. Parçalanmış gibi. Yarılmış hatta. Bazılarının parmaklarında kemikler var. Aşağıdan birisi bir anda pencereye doğru döndüğünde bağırma gibi bir çığlık sesi geldi. Kendimi yere doğru attım. Selim de aynı şekilde yere doğru yığıldı. O çığlık sesi o kadar tizdi ki kulaklarımızı parçalıyor. Hoca hemen içeriye doğru koştu. Kapıyı kapattı, yukarıya doğru çıktığında sakin olun, sakin olun, gidecekler, sakin olun diyerek durmadan bizi teselli etmeye çalışıyor. Ama beynim sanki patlıyor gibiydi. Alnımdaki damarların dışarıya doğru çekildiğini hissediyorum. Sonunda ses yavaş yavaş uzaklaştı. Derin bir nefes aldım. İnanılmaz derecede terlemiş, sırtımdan akan terlerle beraber üstümdeki tişört tamamen sırılsıklam olmuştu. Toparlanın hadi toparlanın diyerek hoca bizi tekrardan yan yana koyacakmış gibi minderin yanına doğru götürdü. Selim, ne oldu hocam? Bu neydi? Ne oldu bize diyerek sorduğunda girdiğiniz ev, o bir kabileye ait. Kabile hiçbir şekilde huzurlu davranmaz. Zaten benden de çok haz etmezler. İnsanlardan nefret eden, her zaman bizi balçık ve çamur olarak görenlerdendir. Her gün beni zaten kontrol için gelirler. Burada yanlışlıkla bir namaz kılsam bacaklarımı koparırlar. Beni
her yerimden keserek bölerler. O kadar şerli, o kadar habisli cin kabileleri yaşar burada. Dikkatli olun. Buradan çıkarken de herhangi bir şekilde bir eve gireyim demeyin. Bakın, sizi daha fazla kurtaramam burada. Yanlışlık olduğunu söyleyerek onlardan özür diledim. Diyet olarak da zaten gerekeni vereceğim onlara dedi. Diyet nedir diyerek sorduğunda Selim gözlerinin içine baktı hoca. Duymak bile istemezsin dedi. Söylemesiyle beraber yüzümüzü aşağıya doğru eğdik. Masadaki şişeyi eline aldı. Başlıyoruz dedi. Yan tarafta duran yıkık dökük şekildeki bir güğüm var. Üst tarafı parçalanmış, hatta bir bıçakla zorlanarak darbeler atılmış gibi. Onun içindeki suyu yavaşça tepsiye doğru döktü. Tepsi aşağıya doğru derinleştiği için sanki bir hortum oluşturulmuşçasına yukarıdan bir sopayla ona girdap vermeye başladı. Su iç tarafta dönüyordu. O şişeden çıkan sanki içindeki karga veyahut kuş ayağı gibi değişik pençeli bir hayvanın ayağı. Suyunu parmağının yarısıyla tutarak içindeki ayak dışarıya çıkmasın diyerek ağzına doğru döktü. Ağzına döktükten sonra da midesi bulanıyor olmalı. Karnını tuttu. Başını yavaşça tepsiye doğru eğdiğinde ağzını açtı. Ağzından karanlık bir duman akıyor. Selim'e doğru baktım. Selim sadece iğrenerek bakıyordu. Karanlık dumanı gördüğünü zannetmiyorum. Ağzından gerçekten bir karanlık duman tepsinin içine doğru akıyor. Hoca ağzını geriye doğru çektiğinde kapattı. Başını geriye doğru attı. Ellerini iki tarafa doğru açtığında ''Ya Mahaşnin, ya Hellezin, ya Haruvan, ya Cariga, Hesri Ala, Misri Garin, Eciragu.'' Böyle aynı şeyleri tekrarlayarak 10 defa bağırdı. Sonrasında tepsinin içindeki su sanki fokurdarmışçasına kaynamaya başladı. Dumanlar tepsiden yukarıya doğru yayıldığında Selim iyice gerilmişti. Elini geriye doğru koydu yine. Silaha yakın olmak istiyor. Kendini güvende hissetmediği için Selim'in çok akıllı biri olduğunu da söyleyemem bu durumlarda. Fevri davranışları korkusu yüzünden çok hızlanıyor. Yanlışlıkla bir anda saldırmaya çalışırsa hocaya cinler tarafından öldürülebiliriz. Veyahut hocayı öldürürse zaten cinler tarafından gene öldürüleceğiz. Çıkmasın içindeyim. Selim'in akli benliğine güvenirsem bu işten çıkamam. Selim'i kolundan tuttum, kendime doğru çektim. Kulağına doğru eğildikten sonra sakın yanlış bir şey yapma. Büyüyü yaptıralım gidelim buradan. Bak, delilik düşünüyorsan da yanlış. Her türlü zararlı çıkan biz oluruz dedim. Selim onaylar tarzı tamam yapıp ama yüzündeki sıkıntıyı da belli eder şekilde geriye doğru oturmasını düzeltti. Hoca beni göstererek ayağa kalkmamı söyledi. Hemen kalktım. Gel buraya. Karşıma geç ve otur dedi. Söylediği gibi karşısına geçip oturduğumda dumana doğru yüzüstü eğilmemi istiyor. Söylediğini yaptım. Başımı tepsinin üzerine doğru getirdim. Duman yüzüme doğru geldiğinde sıcak bir duman olduğunu düşünüyordum ama oldukça soğuk. Sanki buzdan dolayı yukarıya doğru çıkan bir dumanmış bu. Ben kaynadığını zannediyordum suyun. Fazlaca soğuk olduğu için yüzüm direkt olarak kas katı kesildi. Hatta bütün vücuduma yayılıyor bu soğukluk. Ellerim titremeye, dişlerim yavaş yavaş birbirine doğru çarpmaya başladı. Gözlerini kapat, ben aç dediğimde açacaksın dedi hoca. Tamam şeklinde başımı salladım. Konuşacak takatim yoktu. Çenem o kadar fazla titriyor ki üst taraftaki dişlerime çarpa çarpa alt dişlerim paramparça olacak neredeyse. Elini başıma doğru koydu. Yan taraftaki güğümü aldığında başımdan aşağı yavaş yavaş sular dökerek bir şeyler okuyor. Bu yaptığı şey her neyse vücudumun ısısını arttırıyor. Titremem yavaşladı. Sonunda derin bir nefes aldım. Gözlerini aç dediğinde suyun üstünde bir şey var. Sanki birisi hareket ediyor onu izliyorum. Bizim köyün girişinden çok hızlı hareket ederek ilerliyor. Bir anda Zeynep'lerin evinin yanında durdu. Yan taraftaki arabaya doğru baktı. Doktorun arabası hala orada. Sonrasında sadece ilerledi. Duvarın içinden geçip odanın sol tarafındaki köşeden yukarıdan bakıyor. İçeride oturup sohbet ederlerken Zeynep'in ona hizmet ettiğini gördüm. Elindeki tepsiyi alıp keskin tarafıyla girişmek istiyordum o doktora. Çok öfkeli şekilde izlerken o şey her neyse bana gözlerini sunduğu o şey
Yavaşça babasının arkasına doğru ilerledi. Öylece duruyor Baki amca. Sırtından içeriye doğru sızarmışçasına gözlerim o Baki amcanın gözlerine döndü sanki. Suyun üstündeki şey Baki abinin gördüğü şeyler. Yan tarafına doğru döndü, ayağa doğru kalktı. Sert bir şekilde tokat attı o doktora. Defol git dercesine bağırıyor. Belli çünkü parmağıyla dış kapıyı gösterircesine havaya kaldırdı elini. Hemen ayaklandı doktor. Ben ne yaptım dercesine dudaklarını okuyabiliyorum. Zeynep, daha sonrasında annesi. Ne oluyor dercesine Baki amcanın üstüne geliyorlar. Adam korkudan kaçmaya başladı. Kapıdan çıkarken Zeynep'i bir kenara, daha sonrasında da kadını bir kenara doğru fırlattı. Kapının arkasından aldığı terliği de doktorun üstüne doğru fırlattı. Parmağını sallayarak bir şeyler söyledi. Hoca enseme doğru sert bir şekilde vurduğunda irkilerek tekrardan ona doğru baktım. Hocanın arkasında simsiyah iki tane oturmuş şekilde çarşaflı şey var. Başları aynı o eşinin ilk geldiği zamanki gibi yere doğru eğik. Hoca pis pis sırıtarak yürüyor. Gördün mü? Şimdiden hallettik sayılır. Levent, sadece evlenene kadar. Evlendikten sonra adam tekrar kendi haline gelecek. Ne olduğunu hatırlamayacak belki de. Ama unutma, o zamana kadar ne istersen kabul edebilir. O cin artık sadece sana yardım etmek için o Baki denilen adamın içinde duracak. Git, hızlıca hallet. Hatta bu akşam apar topar şekilde o eve gittiğinde iste kızı. Verecek sana. He, bir de unutmadan dedi, kalktı. Raftan boş bir kavanoz aldı. Kapağını açtıktan sonra elini uzat dedi. Bıçağı alarak hem elimin üstüne küçük bir kesik hem de avucumun içine küçük bir kesik attı. İki taraftan da birazcık kan akacak şekilde elimi dik tutmamı istedi. Kan damlaları şişeye geldiğinde bir kepçe yardımıyla tepsinin içindeki suyu alarak onun içine doğru döktü. Bu senin kanlı karışımındır. İçinde direkt olarak onu besleyecek çok yüksek seviyede tılsımlar olacak. Sakın ola ki bunu oraya gömmeyi unutma. Aileni içeri soktuktan sonra hemen geliyorum. Bir şey unuttuğumda bir bahane bul. Bunu evin bahçesine göm. Göm ki Baki'nin içindeki o cin güçlü bir şekilde onu kontrol etmeye devam edebilsin. Eğer gömemezsen tılsım bozulabilir. Bu riski alma. Evde namaz kılan biri varsa zarar verir. Ama bu karışım o bahçenin içinde durursa o zaman gücüne güç katar. Hiçbir şekilde de ona zarar veremezler. Baki'nin içinde kalmaya devam eder. Anladın mı diyerekten birler şekilde gözlerimin içine bakıyordu. Şok içindeydim. Ben az önce bir cinin insanın içine girişini mi hissettim? Ellerimi titreyerek doğrusu uzatıp kavanozu avuçlarımın arasına bırakışını hissettim. Aldım, sıkıca tuttum. Selim ayağa doğru kalktı. Üstünü düzeltti. Hocam, bizlik bir şey kalmadıysa biz gidelim mi dedi. Hoca, istiyorsanız yemeğe kalın diyeceğim ama galiba çok korkuyorsunuz. Hem eşimin yaptığı yemekler birazcık sizin için çok, yani nasıl söylesem temiz gelmeyebilir. Haydi gidin artık diyerek elinin tersiyle gidin şeklinde işaret yapıp olduğu yere doğru bağdaş kurdu. Hızlı bir şekilde indik aşağıya. Selim korkulu gözlerle bana bakıyor. Ne oldu lan, ne oldu söyle. Niye baktın öyle? Ne izliyordun? Gözlerindeki korkuyu gördüm. Ağzından karanlık dumanı aşağıya doğru aktı oğlum. Ne yapıyordun lan diyerek soruyor. Karanlık duman mı? Hiç farkında değilim. Sen hocanın ağzından akan karanlık dumanı gördün mü ilk seferinde? Sen de boş boş bakıyordun dedim. Korkmuştu. Hayır görmedim. Sadece senin ağzından akan o karanlık duman. Neydi oğlum o öyle? Büyü falan yaptırmayalım lan bir daha. Sakat işler ha bunlar. Köyden çıkamıyorduk zaten baksana. Cin kabilesi falan diyor. Girdiğimiz ev cin kabilesininmiş. Ya öldürselerdi bizi? Yok yok aga. Hiçbir şekilde diyorum baksana. Kesinlikle gelmiyoruz buraya. Paramızı aldık. Sen kızını alıyorsun. Ben de aynı şekilde sevdiğimi alıyorum. Bir daha bu hocayla muhatap olmuyoruz. Ben ne yapar ne eder bağlarım zaten. Hiçbir şekilde büyüye bulaşmayacağım. Yok o neydi oğlum öyle? Ağzından karanlık duman aktı. Titriyordun. Oh hayır hayır. Bir daha yaptırmayacağım diyerek tamamen çekincesini belli etti. Kendisinin büyü yaptırmaması benim de işime gelir. Çünkü buraya bir daha gelmek istemiyordum. Direkt arabanın yanına geçtik. Telefonumu çıkardım. Sen arabada bekle, babamı arayacağım dedim. Babamı aradım, birkaç defa çaldı, açtı telefonu.
Neredesin lan sen? Neredesin diyerek kızıyor. Dur baba dur. Zaten kızacak bir şey yok, merak etme. Erdinç'i arıyorduk da bulamadık. Her neyse sana bir şey söyleyeceğim. Hayırlı bir haber aslında. Baki amcadan geldi az önce. Ne? Baki seni mi aradı diyerek soruyor. Evet evet, Baki amca aradı. Hemen üstünüzü başınızı hazırlayın. Oğlunu evlendirmeye gidiyorsun. Kız istemeye gidiyoruz dedim. Ne diyorsun lan manyak? Nasıl olur öyle şey? Yani ne götüreceğiz, çiçektir odur budur, bir ilçeden bir şey yaptırsaydık. Yayan ayak mı gideceğiz öyle? Olmaz öyle şey. Yarın gideriz yarın dedi. Sesim öfkeli bir şekilde. Baba hazırlan gideceğiz. Çağırdı Baki amca, verecek kızı zaten. Zorlama daha fazla diyerek suratını kapattım. O kadar mutluydum ki telefonu sevinçten sıkıp paramparça edebilirdim. Arabaya bindim. Selim, seni eve bırakacağım. Üstünü başını ayarla. Ben sizi bırakırım tekrardan. Önce şu paraları dağıtayım. Çok kişi para bekliyor. Sözümüzü de tutmuş oluruz. Ben Oğuz'da artık iletişime geçmeyeceğim. Adem girecekmiş araya. Adem buraya geldiğinde zaten tırları da getirir. Büyük tırlar olsun istedim. Parayı da sağlam verdim. İyice şatafat yapacağız köyde. İsmimiz diğer köylere bile yayılacak. Belki diğer tarlaları da bağlamak isteyecekler. Merak etme. Para tamamen bizde artık diyordu. Haklıydı. Bizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Para tamamen bizde. Evin önüne geldik. Hemen fırladım. Selim sonra görüşeceğiz diyerek arayacağını söyledi. Direkt el ettim, içeriye girdim. Eve girdiğimde Curcuna zaten çıkmıştı. Annemle direkt tartışıyor babam. Onu mu giyeceksin, kaç yıllık şey? Şunu giy diyerek onu gösteriyor. Damatlığı mı giydir istiyorsan? Bu ne be böyle diyerek babam da kızıyor. Odalarına girdim. Gerçekten de birçok elbise çıkartılmış. Birini seçememişler. Yahu düğün değil bu. Kız istemeye gidiyoruz, merak etmeyin. Her şey tamam. Gireceğiz, isteyeceğiz, çıkacağız. Başka hiçbir şey yok. Merak etmeyin siz dedim. O da oğlum bu kadar nasıl emin oluyorsun? Tamam Baki delikanlı adamdır ama birazcık da ketumdur be. Gidip sevdiğini söyledin. Anladık onu. Kızı vereceğini de söylemiştir. Ama bu kadar kolay hemen gel demesi aklıma yatmıyor oğlum. Bak burası köy yeri. Ben şerefim namusum için yaşarım. Beni orada iki paralık eder. Evinden kovar falan kaldıramam ben. Kan davası çıkar, vururum onu diyordu. Yahu babacığım yok öyle bir şey diyerek ellerine kapandım. Sen sadece hazırlan, gidiyoruz. Direkt alacağız kızı, merak etme. Çok emindim. Ama kavanozu da hiçbir şekilde çaktırmamalıydım. Girişte yan tarafa koymuştum. Hemen aldım onu. Bu ne için diyerek sorarlarsa da hep erkek torun muhabbeti yaparlardı. Bir hocadan aldığımı söyleyeceğim. Erkek çocuk için yapılan bir karışım olduğunu. O zaman hayatta şüphelenmezlerdi. Üstümü başımı değiştirdim. Bir yakalı bir de saç yaptım. 10 numara görünüyordum aynada. Selim'in arabasıyla beraber hemen telefonu açtım. Neredesin diyerek sordum. Geliyormuş kapının önüne. Bizimkileri çıkarmamı söyledi. Babamlara söyledim. Oğlum aylak aylak mı gideceğiz, elimizde bir şey yok. Yahu sen lokum getirmedin mi ilçeden? Tamam alırız lokumları, götürürüz işte. Bu kadar basit. Heh bak o olur dedi. Dolapta dolapta demişti. Hemen dolaptan aldım. Kavanoza gözü ilişti. Ne bu hayırdır? Bu kavanoz neyin nesidir böyle? Suda zaten kırmızımsı bir şey. Ne lan bu? Alkol falan mı götürmüyorsun değil mi? Bak Baki görmesin, parçalar bizi demişti. Yok be baba, ne alkolü? Gel bakayım şöyle diyerek babamı kenara doğru çektim. Bu erkek torun için, erkek torun için. Bir hocanın şeyi. Eskilerden böyle yapılırmış. Evleneceğin kızın bahçesine gömersen bunu erkek çocuğun olurmuş dedim. Gözleri direkt parladı zaten. Ulan öyle desene. Aferin lan, böyle şeyler araştırıyorsun. Sen bir haftadır çok değiştin ama. Aferin aferin. Senden adam olacak diyerek ayakkabılarını giydi. Selim'i görünce birazcık yüzü düşse de hayırsız ne yapıyorsun diyerek seslenmeyi de eksik etmedi. Geçti öne kuruldu. Ben de annemi bindirdim. Arabadayken o kadar heyecanlıydım ki dizlerim, ellerim, her yerim heyecandan titriyor. Zeyneplerin evinin önüne geldiğimizde Selim sen geliyor musun diyerek sordum. Yok kardeşim, sen hemen git, ben diğer işi halledeceğim. Şu paraları dağıtayım. Amca seninki de hazır ha dedi. Babam da kalsın kalsın. Sen bizim Levent'e verirsin, o getirir dedi. Tamamdır diyerek herkes araçtan indikten sonra korna çalıp uzaklaştı Selim. Hemen elimdeki kavanozu gömmek istiyordum ama bahçeye girmemizle kapı açıldı. Baki amca öylece bize bakıyor. Çok donuk. Yüzündeki hiçbir mimik oynamıyor. Öylece ona baka kaldım olduğum yerde. Annemle babam
Baki abiyle selamlaşmak için ona doğru yürürken ben kapıda sadece ona baka kalmıştım. Annem, gelsene buraya, ne yapıyorsun orada diyerek kızdı. Başımı salladım, birazcık toparlandım. Öyle gözlerine bakınca içim geçti resmen. Hemen koştum yanına, dalgınlıktan kavanoz gömmeyi unuttum. İçeriye girmiş bulundum ama hemen hallederdim. Kavanoz görünmeyecek şekilde ayakkabının olduğu yerin alt tarafına doğru koydum. Lokumları Zeynep'e doğru uzattığımda Zeynep de şaşkındı. Ne oldu? Neler oldu böyle? Nasıl ayarladın diyerek soruyor. Sus kız, çaktırma. Merak etme. Babanı ayarladım. Artık iş sahibi olduğumu da biliyor. Paraya da para demeyeceğim. Seni saraylarda yaşatacağım, saraylarda. Köyün en güzel yerine ev dikeceğim dedim. Zeynep de gülmeye başlamıştı. O doktoru nasıl kovdu öyle bir görsen var ya. Evden it gibi kovdu adamı. Bir daha peşime düşmez. Ne yaptın, ne ettin, başardın. Helal olsun be Levent. Gerçekten seviyorsun beni dedi. Tam sarılacaktım ki annesi öksürerek içeriye doğru girdi. Zeynep de öyle birbirimize baktık. Ben hemen kahve koyup geliyorum. Allah'ım inanamıyorum diyerek mutlu mutlu içeri gittiğinde onun cıvıltılı gülüşü kalbimde kelebekler açıyordu. Üstümü başımı düzelttim, içeriye doğru girdim. Normal davranmıyor ama. Bir insan gibi değil de sanki robotmuş gibi. Sadece söylediklerine gülüyor, sırıttıktan sonra da arada sırada konuşmaya çalışıyormuş gibi sesler çıkarıyor. Normal insan davranışları yok. Nasıl olacak, ne yapacağız? Ya çakarlarsa? Çaktırmamak için direkt Baki abicinin yanına doğru oturdum. Elinden tuttum. Baki babacığım, teşekkür ederim. Gerçekten beni dinledin ve sevdamıza kulak verdin. Senin gibi babalar olduğu sürece çoğu insan sevdasına kavuşur dedim. Elini bacağıma doğru vurur gibi yaptığında yüzünün değiştiğini gördüm. Et parçaları yere doğru üstüne dökülüyordu. Bir anda kendimi geriye çektiğimde babam ne oluyor, iyi misin oğlum diyerek sordu. Ben de iyiyim diyerek Baki amcaya döndüm. Yüzü eli her şeyi düzgün. Bana dokunduğunda oldu sanırım. Allah kahretsin. Ne yapıp ne etmenip o kavanozu hemen gömmeliyim. Tam ayağa kalkacaktım ki Zeynep de içeriye kahvelerle girdi. Kahretsin. Ne yapacağım şimdi? Bir dalgınlığım yüzünden her şey berbat olacak neredeyse. O kadar da kötü bakıyor ki. Nasıl olacak, nasıl olacak diye düşünüyordum. Zeynep kahveleri uzattı. Teşekkür edip sehpaya koydum. Kahveyi hızlıca içip gidecektim. İçinde tuz olması filan hiçbir şey umurumda değil. Zaten görünmemiş bir hızlılıkta kız istemeye geldik. Baki amcanın fikrini nasıl değiştirdiğinden bile haberi yok insanların. Kahvemi hızlıca içtim. Zamanın akmasını istiyordum artık. Söze girilsin de ben bir derin nefes alayım diyecektim. Heyecanlanmış gibi yapıp direkt kavanozu gömebilecek bir zaman oluşturacağım kendime. Her şey tamamdı. Babamın ayağından dürttüm. Haydi baba, giriş artık işe dedim. Dur be oğlum, daha oturuyoruz. Baki kardeşim. Açık açık istemeden önce birazcık konuşalım. Biliyorsun, bizim tarla var. Çocuk da yeni bir işe atıldı. Maşallah güzel para kazanacak. Eğer istersen kızın bizde de kalabilir, ayrı bir evde yapabilirler. Eğer bizden isteklerin varsa şimdiden söyle demişti. Elini kaldırdı, omzuma doğru sert bir şekilde indirdi. Neredeyse sol tarafımı komple göçertecek kadar güçlü. Eli o kadar ağır ki tonlarca kaya biniyor gibi. Ne istiyorsa benim oğlum o olsun dedi. Oğlum mu? Tamamdır o zaman dedi. Babam girişti. Gerekli olan cümleyi söyleyerek Allah'ın izni, peygamberin kavliyle kızınız Zeynep'i, oğlumuz Levent'e istiyoruz dedi. Oldu bu iş diyerek resmen içimden gülercesine mutluluklar havaya uçuyordum. Baki abi olur dedi. Tamamdır, veriyorum kızı. Demesiyle beraber tam ayağa kalkacaktım ki annesi benden önce davrandı. Bekleyin burada. Ailemizin geleneğidir, kesinlikle yapmamız lazım dedi. Hemen içeriye koştu. Hızlı bir şekilde geldi. Elinde sardığı bir şey var. Kılıfından çıkardı. Bu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i çıkarmasıyla beraber Baki abinin suratı değişmeye, iğrenç bir şekilde bakmaya başladı. Niye öyle bakıyorsun Baki? Kötü bir şey değil geleneğimiz. Sadece bir iki dakikamız alacak yahu. Yasin'den bir şey okumak çok iyi gelirmiş evlilik öncesinde. Hayırlara vesileymiş dediğinde ayağa doğru kalktı bir anda. Hızlıca kalktığı için de sehpalar yere doğru devrildi. Babam ayağa kalkıp, Baki iyi misin? Alt tarafı, güzel bir gelenek yahu. Ne olacak Kur'an-ı Kerim okunmasından dediği anda ona doğru döndü. Babama, sizi öldürürüm. Ağzından böcekler dışarıya doğru çıkarken
Babam, annem, Zeynep ve annesi direkt olarak yere yığıldı. Bir anda siren sesi gibi yüksek bir ses çıkıyor. Delirmişçesine ellerini geriye doğru açtıktan sonra ağzını yukarıya doğru açıyordu. Karanlık duman tavanı saracak şekilde ağzından çıkmaya başladı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Her şey kalbinizce, gönlünüzce olsun. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esen kalın dostlarım.